İslam ve barış barış için yaşamak ihtiyaçtır. Çünkü her doğan insan huzurlu bir ortamda tam olarak güzel gelişebilir. Maddi manevi mutluluk barış içinde yaşanır. Farklı ırk din, dilde olan insanlar kültürler bu sayede birbirlerine yararlanabilirler. Ve teknolojik gelişme, refah içinde mutlu bir yaşam bu sayede elde edilir. İnançlarını bu sayede yaşayabilirler. Evrensel değerler bu şekilde dünyada barış ortamını estirebilir. Tartışmasız barış mı savaş mı? Hiçbir insan ölümü tercih etmez. İkinci olarak İslam barışa ve birlikte yaşamaya önem verir. İslam kelimesi teslim olmak, itaat etmek barışa ve esenliğe kavuşmak, güven içinde bulunmak demektir. Selam kelimesi de aynı kökten Allahu Teala'nın ismidir. Bu sebeple biz selamun aleyküm dediğimizde selam, emniyet, güven, huzur senin üzerine olsun, barış ve esenlik seninle olsun demeye getiririz. Ve bizden sana zarar gelmez, güvendesin. Güzel sözle başlıyorum bak deriz. Peygamberimizin de selamı aranızda yayın, tanıdığınıza, tanımadığınıza selam verin. Hatta selam vermek, gülümsemek bir sadaka olarak değerlendirilmiştir. E, Kandıken Müslüman gruplar insanı düşünceye yönlendirebilir, içine bazı şüpheler atabilir. Şöyle bir kısa yaklaşımla bir açılım yapalım. Tevrat ve İncil tarif edilmiş. Orijinal değil, doğru. Ortaçağ katliamları var, aforozlar, evet. Fakat bu gerçek, Yahudi ve Hıristiyanların dünya ekonomisine, silah gücüne, politikasına hükmetmesine engel olamıyor. Madalyanın öbür tarafı, Kur'an tarif edilmemiş. Kıyamete kadar Allah koruması altında. İslam en son ve mükemmel din, en yüce peygamberimiz var. Asırlarca bu gösterilmiş. Ama bu gerçekte kanuni sonrası Osmanlı'nın çöküşe geçmesine ve önemlisi günümüzde Müslüman ülkelerin zayıflığına hatta Müslüman görünen bazı grupların kan dökmesine ortalığı cehenneme çevirmesine engel olmuyor. Sorun ne İsa'da ne İslam'da. Sorun onların dediklerini değiştirenlerde ya da kendi ideolojilerine göre yorum yapanlarda infaz yapanlarda Allah Teala tertemiz dini tertemiz pınar gibi teslim etmiş o pınar zamanla çerçöp içine bırakılmış Kabahat pınarda değil pınar sahibinde değil onu bataklığa çevirenlerde elmas yere düşse çamurla bulansa bile değerine bir şey kaybetmez gözünü kapatan güneşe kendini karanlıkta bırakır. Ayetle siz kendinizi değiştirmeden Allah size olan muamelesini değiştirmez. adaletlidir, adildir. Değer verdiği sıfatlara sahip çıkanlara dünyada üstünlük verir. Adaleti gereği. Sorun ne İsa'da, ne Musa'da, ne Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem kendimizi değiştirmeyen Müslümanlarda. Barışla ilgili ayetlere geçelim. Sizi biz farklı ırklarda, renklerde yaptık, yarattık çünkü tanışasınız diye. Amaç bu. En değerliniz Allah'ın de değer verdiklerine değer vermenizle ilgilidir. Ona saygılı olan evrendeki yasalarına, bilim yasalarına, Kur'an'daki ahlak yasalarına saygılı olan değerliniz odur. Başka ey iman edenler hepiniz barışa, silme, selama, emniyete, güvene dahil olun. Sakın güveni bozan, barışı bozan şeytanın veya şeytan gibi davrananların peşine gitmeyin. Apaçık düşmandır bunlar. Ayet söylüyor. Aynı şekilde barışı bozacak olan, kişisel iletişimi engelleyecek olan insanlar arası davranışlara dikkat çekiliyor ayette. Alay etme. Arkasından dedikodusunu yapma ki öyle etini yemeye benzer bu diyor. Kusurunu araştırma. Hele onu millete ilan edercesine lakap takma. Ayet yine dinde zorlama yoktur. Zorlama olduğu zaman huzur bozulur. Kimse istemeden herhangi bir inanca girmez. Sen sadece anlat ey peygamberim zorlama diyor ayet. Barışla ilgili diğer ayetler eğer ey Muhammed barış yaparlarsa ki teklif etki yapsınlar yanaşırlarsa sen de ona yanaş. Elime fırsat geçi deyip onları bitirmeye çalışma. İkinci ayette ey iman edenler hakkı ayakta tutan adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa kim tutuyorsanız ki tutmayın. Tutsanız bile dengeyi bozmayın. Sizi adaletli davranmaya engel olmasın bu duygunuz. Adaletli olun. Hadis-i şerif çok önemli mesaj veriyor. Siz cennete giremezsiniz iman etmediğiniz sürece. İman etmek nasıl olur? Birbirini sevmekle olur. Sevmezsen iman etmiş olamazsın. Peki, sizi birbirinize sevdirecek şeyi söyleyeyim mi? selamı, barışı aranızda yayınız. Gerçek Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu kimsedir. Bakın, başka bir yaklaşım, birbirinizi kıskanmayın, küsmeyin, kim beslemeyin, sırt çevirmeyin. Bütün bu sayılanlar huzuru bozan, barışı yok eden davranış biçimleri. Yine İslam'da ayet ve hadislerde gelen tarihi uygulamalarda realitesini bulan davranış biçimlerimiz bayram namazları, cuma namazları, cemaat namazları, teravih namazları, zekatla fakirler zengin arasında kurulan köprüler, hac evrensel tanışmalar haşta, kurban yardımları, fitreler vesaire, e, akrabayı komşuyu ziyaretler ihtiyacını karşılamalar, misafire yardım, ikramda bulunmalar, yolcuya yardım etmeler, yoksulları görüp gözetmeler, tarihimizdeki o kurumlar, müesseseler, mescitler, medreseler, tekkeler, külliyeler, kervansaraylar, yaptırılan imarethaneler, şifahaneler, köprüler, çeşmeler, tarihimizde barış aktiviteleri dolu. Ne ara günümüzde böyle düşmanca Müslüman dünya adına bunu düşünebiliyoruz. Ne ara insanlar düşman oldu birbirine diyoruz. Düşmanlığı başlatan, körükleyen günahlara girmemek lazım. Çekememezdik yalan, iftira, gıybet, haram, kazanç yolları, yoksul hakkını yeme gibi. Kur'an'da öldürme ile ilgili çok şey anlatan bir ayet var. İki ayet. Birincisinde kim birini bir mümini kasten öldürürse cezası temel kalacağı cehennemdir. İkincisi bir cana kıyan bütün insanları öldürmüş gibidir. Kurtaran da bütün insanları kurtarmış gibidir. Neden böyle? Çünkü her insan bir kainat değerindedir. Bir insanın yaşaması için bu evren lazım. Demek ki bir insan çok insan değerinde. Diğer taraftan Allah'ın isimleri evrende tecelli ediyor. İnsan öldürüldüğü zaman Allah'ın güzel isimlerine hakaret oluyor. 9 ay 10 gün o ana rahminde bir sanat şaheseri meydana getiriliyor. Bir birkaç saniyelik bir eylemle onun hayatına son veriliyor. Diğer açıdan da bir insanı öldürmek onun soyundan gelecek sayısız hatta binlerce insana kastetmek anlamına geliyor. Soyunu kurutmak anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz bir rahmet, şefkat ve barış elçisidir. Allahu Teala bunu Kur'an'da belgeliyor. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamber Efendimiz yaşadığı hayatla bunu kanıtlıyor. Ve son ömrünün sonunda son sözlerinden bir tanesi canlarınız mallarınız namuslarınız kutsaldır her türlü saldırıdan korunmuştur. İnsan hakları evrensel beyannamesinden 14 asır önce. Dinimiz önemli bir cümle dinimiz Kur'an ve hadislerle insanın beş yönünü koruma altına almıştır. Ayet ve hadisler bu çerçevede dönüyor. Aklını koruma, kalbini koruma, nefsini koruma, neslini koruma, malını koruma. Yeryüzündeki insan hakları ve hukuk aynı şekilde düşünmekte. Mekke'de barış nebisi deyince peygamberimiz nasıl davranmış? Bir kere şiddet yanlısı olmamış. İşkence görmesine rağmen, şiddet uygulanmasına rağmen daima karşı tarafa nazik davranma, ıslah etme, kazanma yolunu tercih etmiş. Toplumsal barışı bozacak davranışlardan kaçınmış. Gençliğinde hılfül fudul denilen erdemliler cemiyeti diyebileceğimiz bir oluşumda yoksul ve mağdurların haklarını savunma amaçlı aktivitede bulunduğunu tarih bize söylüyor. O kadar baskı ve işkenceye rağmen peygamberimiz taktikle Habeşistan'a iki hicret yaptırarak sonra da büyük hicret Medine'ye göç ederek insanların işkence altında, şiddet altında yok olmalarına izin vermemiştir denebilir. Medine'ye vardığında peygamberimiz nasıl barış uygulamalarına bulunmuştur? Dikkat ediniz. Öncelikle arkada müşrikler her an hazırlık yapıp gelebilirler. Yok etmek için o kadar planlar yapmış, eylemler yapmış insanlar. Onun peşini bırakmayacaklar belli. Peygamberimizin ilk yapması gereken bir ordu hazırlamaktır orada. Diyelim silah fabrikası kurar gibi silahlanmaya yönelmekti. Ama ne yaptı? Mescid-i Nebevi'yi yaptırdı. Ne vardı burada? İbadet bölümü, ve eğitim öğretim bölümü. İnsana yatırım böyle oluyordu. Yine kabileler arasında uzun yıllar kan davası olan Evs ve Hazres kabilelerini barıştırdı ve önemli bir sözleşme Medine'de Yahudi ve Hristiyanlarla sözleşme yaptırarak toplumsal bir anlaşmaya imza attırmış oldu. ...bir çatı altına toplamış oldu... ...Ensar muhacir kardeşliği de ünlüdür... ...Mekke'den göç edenlere muhacir... ...Medine'li yardım edenlere Ensar denir... ...1500 kadar kişiyi peygamberimiz... ...bir onlardan bir onlardan kardeş ilan etti... ...dedi ki kardeş al tarlamın yarısı... ...al evimin yarısı... ...öbürü dedi ki kardeş teşekkür ederim... ...bana çalışma imkanı ver... ...amelen olayım çalışayım... ...alnımın teriyle kazanayım... Ben bunun için hicret etmedim. Hicretim Muhammed'e ve güzel dinimedir dedi. İki tarafta jest yaptı. Bir tas çorba hikayesini kısaca anlatmak gerekirse açtı bir öğrenci iftar vaktinde misafiriydi sahabenin. Bir tas çorbası olduğu için kendisi kaşını boş getirdi, götürdü. Misafir doysun dedi. Ve bir ayet geldi. Onlar muhtaçken bile başkalarını kendilerine tercih ederler. İşte İslam'ın getirdiği bu anlayışla rica ederiz. Bir insana böyle davransanız dost mu olursunuz, düşman mı? Hep kendinizi düşünseniz, kendiniz zengin olsanız dost mu olur karşıdaki düşman mı? Savaşlarda barış nebisi, peygamberimiz savaş yapmak için savaş yapmamıştır savaşmak için gelenlere savunma amaçlı ve insanları korumaya yönelik taktikler uygulamıştır. Dikkat ediniz Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşların hepsinde ayrı hayatta kalma dersi vermiştir. Toplam 10 yıllık Medine hayatında 250 kişi toplam Hiroşima'ya baktığımızda 250 bin kişi toplam 20. yüzyılda milyonları bulan savaşlardan, dünya savaşlarından ve 2016 yılı çevremizde dökülen kanlardan üzülerek vurgu yaparak geçiyoruz. Peygamber Efendimizin barışa yönelik önemli bir uygulaması milletler genellikle esirleri sağ bırakmazlar. Tekrar silahlanıp bize vurmasınlar. Yok ederler. Bir de asimilasyonu hani nesli kurutma anlamında Peygamber Efendimiz okuma yazma öğretme karşılığı bedelleri serbest bırakmış dünyadaki örnek olacak bir örnek tek örnek. Hüdeybiye önemli bir anlaşma ve Mekke fethetti. yine peygamberimiz anlaşmalı savaşarak kan dökerek hedefe varış değil insanların gönlünü alıcı olarak davranmış. Mekke'yi fethettiğinde de asla İntikam peşinde olmamış, girişi gibi mütevazı davranmış, genel af ilan etmiş, hatta amcası Hamza'yı şehit eden günlerce içini kan ağlatan vahşi'nin Müslüman olması için defalarca iletişim kurmuş, vahşiyken yahşi bir insan olmasını sağlamıştır. Peygamberimiz şöyle buyurur: "Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin, ile düşman üretmeyin kendinize. Fakat olur da. Çanakkale'nize gelirlerse, ülkenize çizmeleriyle girerlerse yapıldığı gibi kendinizi savunun. Diyalog olayı var. Medeniyet ittifak Enstitüsü var. Üniversiteler bünyesinde e, toplumlarla savaş mı edelim? Oturup muhabbet mi edelim? Anlaşalım, uzlaşalım. Ortak noktalarımıza ve değerlerde bunu diplomasi yapmaya çalışıyor. Yapabildiği kadar. Ama herkese düşen görev Sabırla her insana iyi davranarak diyalog kurarak güzelliği yaşatmaktır. Kur'an-ı Kerim ehli kitapla e, diyaloğa dair ifadeleri var. Yumuşak söz söyle Firavun bile olsa. Efendim hepsi bir değildir. Aralarında kibirlenenler vardır. Zalim olanlar vardır. Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar arasında. Aranızdaki müşterek sözde ortak nokta buluşmaya çalışın. Bu önemli bir yaklaşım biçimidir Kur'an-ı Kerim. Her insanla ortak noktamız vardır, farklı noktamız vardır. Ortak noktalarımızı ortaya çıkarmadan farklı noktalar üzerinde yoğunlaşıp e, yollarımızı ayırmak kolay, işin kolayıdır. Hele bir de e, onun aleyhinde olmak, silmek, yok etmek işin e, şeytanın hoşuna giden tarafıdır. Yıkmak kolaydır tamir etmek, imar etmek, inşa etmek zor olandır. Her peygamber yıkmak için değil, inşa etmek için gelmiştir deyip sonlandırırken peygamberimize Allahü Teala hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır. Sevdir yani en güzel şekilde. Ve kötülük yapıyorsa karşı taraf buyurun, buyurun. Sen kötülükle mukabele etme. İyilikle davran. Bir bakmışsın ki aranıza düşmanlık olan kimse sıcak bir dost vermiş. E bu sözler varken bize biz ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Ey peygamber af yolunu tut. iyiliği emret. Cahillerle lüzumsuz tartışmalardan sakın. Ve şeytandan, şeytan gibi insanlardan ne gelirse düşünce olarak hemen Allah'a sığın din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı Allah yasaklamaz. Karşı taraf savaş istemiyoruz fakat bizim bize uymuyor diye onu yok etmeye çalışmak Kur'an'a, hadislere zıttır.